verilen sözü tutmak. Evet, başlatıyorum. Merhaba tüm RGG'cileri. Ben RGG Oya. Ben RGG Özgür. Ben de RGG Mustafa. Oğullar Müzik ve Deney Grubu olarak yepyeni bir deneyle karşınızdayız. Deneyimizin adı Çim Adam Deneyi. Çim Adam mı? Ya bu ne biçim bir deney? Bunların kafası nasıl çalışıyor ben anlamıyorum. Millet insansız uçan uçak. Her işi yapan robot yapıyor. Bizimkiler Çim Adam. Bu deney gerçekten sabır isteyen, çok şaşırtıcı ve çok eğlenceli bir deney. Şimdi kısaca malzemelerimizi sayıyoruz. Bir adet naylon çorap, toprak, çim tohumu, yapıştırıcı ve birkaç düğme. İlk olarak çorabımızın içine çim tohumunu döküyoruz. Sonra da üzerine biraz toprak koyuyoruz. Çorabımızın ağzını sıkıca bağlayıp ters çeviriyoruz. Daha sonra da düğmelerimizi çorabın üstüne yapıştırarak çim adamımızın gözlerini ve burnunu yapıyoruz. Çok şirin oldu. Evet, artık yapmamız gereken onu her gün düzenli olarak sulamak ve çimleri büyüyene kadar sabırla beklemek. Biz de deneyimizi her gün aşama aşama kayda alacağız. Takipte kalın. Hoşça kalın. Aa, baba? Nereye gidiyorsun? Ayaz, iş için 10 gün kadar şehir dışında olacağım canım. Hadi görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Hayır, olamaz. Yo! Olamaz ya, tabletim bozuldu. Anne, ya anne. Ayaz, oğlum ne oldu sana? Niye ağlıyorsun bir tane? Daha ne olsun anne ya, tabletim bozuldu. Bütün RGG kayıtlarım içinde. Ama nasıl oldu böyle bir şey? Bilmiyorum anne, deniyorum açılmıyor işte. Kesin bozuldu. Anladım canım. Baban dönünce bakar ha, düzelecek bir şeyse hemen onarır. Baban dönüp tabletini tamir edene kadar Özgür'ün ya da Mustafa'nın tabletini isteyebilirsin. Hayır anne, olmaz. Benim tabletimin ayarları bana özel. Onlarınki de onlara. Ben onların RGG'sini kullanamıyorum. Ben deneyimi kendi tabletimden paylaşmak istiyorum. Peki tamam. O zaman sabırla babanı beklemekten başka çaremiz yok gibi görünüyor Ayaz'cığım. Anlaştık mı? Anlaştık. Tabletini kendin onarmaya çalışmak falan yok ama. Onarayım derken daha çok bozabilirsin. Sabırla babamızı bekleyeceğiz. Söz mü? Söz anne. Aferin benim güzel oğluma. Ne olacak şimdi? Yalan mı oldu Çim Adam deneyimiz? Benim RGG'mden devam edelim. Hayır Mustafa abi, bu deney benim RGG'mle başladı. İsterseniz sizin RGG'nizden başka deneyler yapalım. Ama Çim Adam deneyini benim RGG'mden yapacağız. İyi o zaman. Benim tabletimi teklif bile etmiyorum. Oh, çocuklar ayıp vallaha. Şimdi bizi meraklandırın, ballandıra çim adam anlatan. Sonra da deney daha bitmeden burada aylak aylak gezin. Ne yani, biz mi gelip yapalım çim adamı? Sus Cemal, zaten canımı sıkkın, bir de seninle uğraşmayalım. Hayırola, Karadeniz'de gemileriniz mi battı yoksa? Üstümüze gelme Cemal abi, tabletim bozuldu. Belki sizin gibi çim adam yapmaktan anlamam ama bozulan bir tableti onarabilirim. He? Gerçekten onarabilir misin? Onarırım tabii. Ne kadar sürer onarman? Bugün ver yarın al. Doğru mu diyorsun Cemal? O zaman deneyi sadece bir gün ara vermiş oluruz. Günlerce babamı beklemeye gerek kalmaz. Ne dersiniz? Vallahi Cemal'e ne kadar güvenmeliyiz bilmiyorum. Onaramazsa zaten eniştem dönene kadar zaten ortaya çıkmış olur. En kötü eniştem onarır. Mustafa abim doğru söylüyor. Ama onarırsa deneyimize erkenden devam ederiz. Doğru. Hadi gidip evden tabletimi alın. Ama annemler görmesin. O niye ki? Annem babamı bekleyince eme söz verdim. Cemal abiyi onartmamı istemez. Anlaşıldı. Eylem zamanı. Hadi o zaman. Mutfak temiz. Gelin çabuk. Koş. Ayaz, ne oluyor oğlum? Eyvah! Anne! Yavaş! Ay! Ayaz,
Neredesiniz çocuklar? Özgür, Mustafa. Allah Allah. Dışarı çıktılar herhalde. Oh be. Hadi bir an önce dışarı çıkalım. Tamam tamam hadi. Aferin be Ayas. Sözün yarıymışsın ha. Sağlam ellere teslim ettin tabletini, merak etme. Şimdi de onarılmış bil. Tamam Cemal abi, sağ ol. Ama yarın mutlaka bekliyorum ha. Cemal! Bak, onarıyorum ayağına. Bir şeymiş olursa o tablete. Aşk olsun Özgür. Merak etme, tablet sapasağlam sizde diyorum. Hadi oyalamayın beni, gittim ben. Kurcalayalım bir bakalım içinde ne oyunlar varmış Ayas'ın. Oo Cemal abi, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk Necdet Efendi. Bak senin ne getirdim. Oo Cemal abi tablet yapmış. Ha? Abi bu Ayas'ın RGG tableti değil mi? Ayas'ın tableti ama bir süre bende konuk olacak. Bozulmuş, açılmıyor. Hadi bir el at şuna da içindeki oyunların tadını çıkaralım biraz. Hadi be Necat. Göreyim seni, onlar şu tableti. Tamam hallederiz Cemal abi. Bunu da buraya böyle lehimlersek... Güç kaynağında bağladığımızda... Hey be aslanım Necat, aferin koçuma. Ne sandın abicim, bizden kaçma. Oo, içindeki oyunlara bak. Kardeşi çıktı kapıya, evde yok diyor. Nerede diyorum bilmiyoruz diyor. Günlerdir aynı yalanı söylüyorlar. Adım gibi eminim o çocuk o evin içinde. Ah Cemal'a. Niye güvendik şu çocuğa? Of, hepsi benim hatam. Babam bugün dönüyor. Annemi dinleyip söz verdiğim gibi sabretseydim, babam bugün tabletimi onarırdı. Deneyimize de bugün devam ederdik. Ama şimdi bir tabletim bile yok. Kesinlikle benim hatam bu. Değil mi öyle Ayas? Özgür kalk dayanalım kapıya. Zorla girelim içeriye. Odaların hepsine bakalım. Cemal evde mi? Yaşa be teyzeoğlu. Doğru, niye eve bakmıyoruz? Yürü gidelim. Ya ben de gideyim. Olmaz Ayas, sen eve git. Eniştem gelmek üzeredir. Sen bir şey belli etme. Mustafa doğru söylüyor Ayas. Sen bizi bekle. Özgür dur beni bekle. Oha oğlum durun ya. Ben geçerim şimdi o levini. Ah be Cemal abi. Ah be. Abi ne eğlenceli oyunlar varmış bu Ayas'ın tabletinde ya. Keko Ayas evde köş köş oturuyordur sıkıntıdan. Bugün günlerden ne? Kaç gün oldu biz bu tableti alalı? Vallahi abi 6-7 gündür oynuyoruz. Allah beni ne biliyorsa öyle yapsın. Hayrola Cemal abi? Ya günlerdir çocuk tabletsiz kaldı benim yüzümden. Daldım gittim oyunlara yeminle. Hoş geldin hayatım. Ayas koş bak baban geldi. Ayas. Ayas ben geldim. Merhaba baba. Günlerdir babam gelsin de tabletimi onarsın diye beklemiyor muydun Ayas'cığım? Niye böyle üzgünsün? Tablet bozuldu diye mi yüzümüz böyle asıldı? Şey anne. Hadi hemen getir tabletini de elimi yüzümü yıkayıp onarmaya başlayalım. Belki o zaman yüzün güler ha? Ben yani nasıl söylesem? Merhaba. 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 Merhaba çocuklar. Tabletini geç getirdiğim için üzgünüm Ayas. O gün bana onarmam için verdiğinde... Onarmak mı? Aslında ertesi gün hemen yeniden getirecektim. Ama içinde öyle güzel oyunlar vardı ki. Dalmış gitmişim valla. Sen de izinsiz tabletini günlerdir kullandığım için özür dilerim. Valla eşeklik etmişim. Hı? Valla biz bir şey yapmadık. Yolda karşılaştık. Zaten tableti sana getirmek için çıkmış geliyordu. Oley be. Çok sağ ol Cemal abi. Açıyorum. Aç Özgür abi. Evet, bir haftalık bir aradan sonra yine karşınızdayız. Deneyimizi size söz verdiğimiz gibi yapamadık. Yani ilk defa bir deneyimizde... Bakın, başarısız olduk. Ama bu başarısız deneyden de pek çok şey öğrendik. Verdiğimiz sözleri mutlaka tutmamız gerektiğini, sabretmemiz gerektiğini öğrendik mesela.
Eğer bizim gibi sabırsız davranıp verdiğiniz sözlerden vazgeçerseniz sonunda böyle mutsuz bir tabloyla karşılaşırsınız. Çok güzel oldu Mustafa abi. Yepyeni bölümlerini ilk sen izlemek istiyorsan hemen buraya tıkla ve kanalıma abone ol. Yeni yüklenen videolardan ilk senin haberin olsun. İlk sen izle.